Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videonun serisinde 2018-2019 güz döneminin fizik 1 ara sınav 1 birinci vizesini çözeceğiz beraber. Bu videoda ilk 5 soruya yer vereceğiz. Hatta şu ilk 3'e yer veririz. Parça parça videoları atarız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sorulara bakacak olursak ne demiş? Şekilde gösterildiği gibi bir A uçağı var ve B uçağı varmış. A uçağı iniş, B uçağı kalkış yapmaktaymış. Doğru boyunca 37 derecelik bir açıyla hareket etmekteymiş ikisi de. A uçağınız 90 metre bölü saniye, B uçağınız da 100 metre bölü saniyeymiş ve T0 anında P paketini B uçağından bırakmışlar arkadaşlar. Bu soruyu çözmeden önce ilk başta şunu söyleyelim. Bunları bileşenlerine ayırmak gerekiyor. Neyse. Bakalım. Havada hareket ederken T eşittir 2 saniye anında P paketinin yere göre hızını bulunuz demiş sorumuz. Şimdi şöyle düşünelim. Bunun hızı 100'dü yani. 37 derecelik kısma bir 60 gelir değil mi? Ve buraya da 80 gelir değil mi arkadaşlar? Şimdi soruya bakacak olursak 60 bizim y eksenimiz yani j'mizi, 80 de x eksenimiz yani i'mizi verir arkadaşlar. Hareket ederken t eşittir 2 saniye anında. Şimdi bu 10-10 azalır değil mi? Neydi bizim buradaki işlemimizde? Yerçekimimiz neymiş? Mesela bakalım. 10'muş arkadaşlar. Ondan dolayı 10-10 bir azalma olur. Birinci saniyede 50 dikey hızı. Yatay hızda bir değişiklik olmuyordu hatırlarsanız. Birinci saniyede burası 52. saniyede 40 oldu arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız yukarıya doğru bir 40, aşağıya yana doğru 80. Yani 40 dediğim benim J oluyor. 80 dediğim de I oluyor. 80 I. Şöyle yazabilirsek. Bir saniyemizi alacağım. Ha, okey. Sildi. 80 I artı 40 J oluyor arkadaşlar. Cevap da gördüğünüz gibi Adana oluyor. Havada hareket ederken T eşittir 2 saniye anında P paketinin B uçağına göre hızını bulunuz demiş. Göre dediğini çıkaracaktık hatırlarsanız. O zaman 80 i artı 40 j'den neyi çıkaracağız? Eksi diyeceğiz. Uçağa göre olduğu için 60 i eksi 80 j mi oluyor arkadaşlar? Bir dakika. 60 j eksi 80 i arkadaşlar. Tamam mı? 80 bu x eksenimizdi. Şimdi 80'ler giderse 40 eksi 60 i j'den 40 eksi 40 j eksi 60 j'den cevabımız da Ceyhan geliyor. Havada hareket ederken t eşittir 2 saniye anında p paketinin a uçağına göre hızını bulunuz demiş. A uçağını bu sefer ters çevireceğiz. İkinci saniyeden yine sormuşlar soruyor. A uçağının bileşenlerine bakacak olursak 90'lık bir 10'a 90 geliyorsa o zaman şöyle düşünebiliriz. 6'ya 54 mi gelir? Doğru muyum? Ya umarım yanlış yapmıyorumdur. Şöyle bir silersek 54 geliyor değil mi buraya? Burada da 9 çarpı 8 oluyor arkadaşlar. Yani bu da 72 oluyor. A uçağını 54 J artı 72 i olarak alırsak ve çıkarırsak arkadaşlar durum şöyle olur. Şimdi çıkarırsak dedim de şöyle bir durum var. Şimdi bu uçak yukarıya doğru gidiyor ve biz bunu pozitif kabul ettik. Bak yukarıyı pozitif, aşağıyı da negatif kabul edeceğiz. O zaman uçağın şu 54'üne biz eksi 54 diyelim, tamam mı? İfademizde şöyle bir şey oluyor değil mi? Şuraya da şöyle yazalım. Şimdi şu puntomu ben bir küçülteyim. Dilerseniz. Evet. Uçağın eksiyle çarpalım. İlk önce x'leri yani i'leri bulalım. İkinci saniyede bizim paketimizin hızı neydi? 80 i artı 40 J miydi? Bundan eksi parantezinde ifadeyi çıkaracağız. Yani 72 i eksi 54
J'yi çıkaracağız arkadaşlar. Buradan da ne geliyor cevap olarak? 80 i. Bir dakika bakalım. Bir hatamız var mı? Yok, bir hatamız yok. 80i'den 72'yi çıkardığımızda 8i gibi bir değer gelir. Artı 42'den eksi 54j'yi çıkardığımızda da 94j değerini bize getirmiş oldu arkadaşlar. Cevap olarak da 8i artı 94j ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu da önemli bir soruydu. Yani çıkmış bir soru. Bize de sormuşlar bu soruyu. İlk üç kısım bizim aslında vektörlerle şeyi birleştirmiş hali, işte atışları birleştirmiş hali gibi. Pardon, özür dilerim. Atışlar var. Aynen öyle şey var. Atışları birleştirmiş hali. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz. Umarım bu ilk üç soru anlaşılır olmuştur. Gayet basit yapılabilir sorular arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.